Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Soyadım Arsanoğlu. Günün İnsan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Günün İnsan'la alakalı bilgileri, oturum izniyle alakalı mekanizmayı, burada olan biteni anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Banka hesabıyla alakalı bazı gelişmeler var, onları anlatayım. Günün İnsan'da mülk alımıyla alakalı yapmamız gereken mübrem işlerden bir tanesi vergi numarası almak. Vergi numarası çok önemli. O olmadan hiçbir şey olmuyor. Bunun hemen akabinde bir banka hesabı olması lazım. Ama banka hesabı açmak işlemi durdurabilecek güçte bir şey değil. İşlemin biraz daha sağlıklı, biraz daha kontrol altında ilerleyebilmesi için ek olarak ihtiyacımız olan bir şey. Şimdi bizim birlikte çalıştığımız banka, ismini vermeyin. Herkes biliyor bu bankanın kim olduğunu, nasıl olduğunu. Genelde şimdiye kadar Yunanistan'dan, Atina'dan mülk almış insanların zaten %80'i, %90'ı bu bankayla çalışıyor. Zaten banka şey gibi, Yapı Kredi Bankası gibi, sürekli içinde Türk olan, sanki Ziraat Bankası'nda iniş hissi veren. Banka müdürü de çok iyi bir insan, Türkçe de konuşuyor. Şimdi gerekli bütün bilgileri verdim ama isim söylemeyeyim. Banka politikası değişti dünden itibaren. Dediler ki, bize denilen şey şu: banka bir yatırım bankası ve bu psikolojide çalışmak istiyor, bu mekanizma altında çalışmak istiyor. Ve banka hesabı açabilmesi için de belirli bir miktar, ki bu 50 bin euro, bir yatırım bankası bu. 50 bin euroluk bir para yatırmak gerekiyor oraya. İşlem şimdiye kadar şöyleydi, biz evraklarımızı götürüyorduk. Bu evrakları hemen kontrol ediyorlardı ve sağ olsunlar şimdiye kadar hesaplar açılıyordu. Ondan sonra bu bilgiler kontrol ediliyordu. Kontrol edildikten sonra da hesap açılıyordu ve hesap çalışmaya başlıyordu. Şimdi durum değişecek. Evrak kısmı yine eskisi gibi. Bunların tercümesi gerekiyor, tercüme edilmesi gerekiyor. Ondan sonra evraklar merkeze çıkacak. Merkezden bir onay gelecek. Ve o onay akabinde de hesap açılacak. Hesap açıldıktan sonra banka hesabı açmak isteyen kişiler para gönderecekler, ki bunun miktarı 50 bin euro. Ondan sonra da hesap çalışmaya devam edecek. Şimdi Mesut Türkler paramızın bir yerde durmasını, bir yerde yatmasını çok seven bir millet değiliz. Yunanistan'da Gani iyi bir faiz veren bir mekanizmanın altında değil. Tabii ki burada düşünce şu: ben burada güvenlik unsuruyum. Paranın burada kalması şudur budur bilmem nedir. Buradaki ana düşünce bu ki genelde bankaların çoğu böyle düşünüyor. Yani zannediyorlar ki insanlar parasını getirecek, bırakacak. Koruyacak. O da o parayı kullanacak. Böyle bir dünya yok. Yani hiç olmazsa gelişmiş ekonomilerde sistem böyle işlemiyor. Yani şu anda buradaki bankaların rolü sanki ben senin paranı koruyormuşum gibi bir düşünce içinde, böyle bir mekanizma dahilinde, böyle bir argümanla geliyor adam. Ben de diyorum ki, ya bu adamlar paralarını boş boş niye burada tutsunlar? Yani böyle bir şey var mı? Ben paramı kazanacağım, sana vereceğim, ben yemeyeyim, sen ye. Böyle bir şey olmaz ama sistem bankalarının çoğu bu şekilde düşünüyor. Çok da kavga etmişimdir bankacılarla birlikte. Hatta bankacının teki bana bir ara şunu söylemişti. Ya demişti, biz kumbara mıyız? Kumbarasın tabii yani. Tabii ki kumbarasın. Sen o parayı kullanıyorsun. O parayı kullandıktan sonra o müşteri belki kredi alacak, belki bir şey yapacak, adamın kirası yatacak. Yani bu böyle çok ben senin paranı koruyorum, sen al paranı kazan, vergisini öde bana getir tarzında bir ilişki değil. Bu, ya şimdi bakın, büyük şirketler, küçük şirketler, insanlar, herkes hata yapabilir. Bu da muhtemelen belirli bir yerden dönecektir. Ama bu da araba gibi bir şey değil yani, frene bas, dursun, gaza bas gitsin diye bir şey değil. Bu gemi gibidir yani. Durana kadar bir zaman ister. Hareket etmeye başladığı zaman da bir zaman ister. Dolayısıyla
burada böyle bir şey var. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Olacak şey şu. Geleceksiniz, vergi numaranızı açacaksınız. Sözleşme karşılığında Türkiye'den, Türkiye'deki hesabınızdan veya yurt dışındaki hesabınızdan burada, buraya satıcının hesabına kaparo ve mülkün tüm değeri olarak ödeme yapılacak. Bu ödemenin işlemin yapılış şekli koşullu satış dediğimiz bir satış işlemi var. O notere gidiliyor. O noterin, o kontratın içine şu yazılıyor. Diyor ki işte alıcı bu parayı 10 gün içinde buraya gönderecek ve o koşullu satış sisteminde de para geldiği zaman sistem kendi kendini kapatıyor. Ve işlem bitiyor. Bu 200-300 euro biraz daha pahalı olan bir şey. Ama en güvenli bir şekilde de bu şekilde yapılabilir. Dediğim gibi artık banka hesabı açma konusunda o kadar rahat değiliz. Ama bu işlemleri durduracak, işlemleri engelleyecek tarzda da bir gelişme değil. Sadece söylemek istedim. Şimdi 50 bin eurosu olan da bu bankaya yatırmak isteyen de aynı gün banka hesabını açamayacak. Bu şekilde bir emir komuta zinciri gibi bir şey olacak. Ben evraklarımı getireceğim. Bekleyeceğim ki sen onaylayasın. Ondan sonra ben sana 50 bin euro para getireceğim. O paranın üzerinde sen hak iddia edeceksin. Diyeceksin ki 50 bırak, 50 bırak. Böyle bir ticaret şekli Yunanistan'da değil, Uganda'da bile yok. Bu bir ticaret de değil. Yani bu artık başka bir şey. Çok adlandırmak istemiyorum. Hoş bir şey değil. Yani karşı tarafın da bu şekilde konumlanması benim ticari duruşumla alakalı bir... Ya ben sevmiyorum. Bu tarz ilişkileri sevmiyorum. Eğer masadaysa iki insan, biri ne kadar büyük olursa, biri ne kadar küçük olursa, eğer o masaya oturuyorsan o her iki tarafında eşit olması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Benim düşünce tarzım, hayat felsefem bu. Eğer istersen sen Merkez Bankası ol. Yani ben de senin müşterinsem, ben de aynı şartlarda ilişki kurmak isterim. Sen büyüksün diye, bir bankan var diye. Dediğim gibi yani büyük şirketler de hata yapar. Büyük şirketlerin de yalanları vardır ve kuyrukludur. Büyük şirketlerin yalanları kuyrukludur. Büyük şirketlerin hataları da çok zarar vericidir. Çok serbest bir dünyada yaşıyoruz. Benim şirket politikam bu dersin. Sen kabul edersen gelirsin, kabul etmezsen gitmezsin. Hiç kimse hiç kimsenin kafasına silah sıkmıyor. Durum bu. Banka hesabıyla alakalı tekrar ediyorum. Bizim şu anda banka hesabı açmakla ilgili işlemlerimiz durdu gibi. Eğer 50 bin euro yatırmak isteyen biri varsa onun işlemi devam eder. O da bankanın onayına bağlıymış. Değilse işlemler Türkiye'deki veya yurt dışındaki başka bankalarınız üzerinden yapılacak. Durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.